Akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Eyvallah. Sen ne yapıyorsun? Sizin ses tonunuzla ilgilenmiyorum. Burada bir hanımefendi var. Terbiyesizlik yapmayın. Önce o konuşsun. Ondan sonra siz konuşun lütfen. Gece gece buraya girip iki tane geri zekalı barzo erkek sesi duymak zorunda değilim, tamam mı? İlayda Hanım merhabalar. Siktir git o zaman. Geri zekalıya bak yani. Hayır hayır, ben sizin o takos sesinizi duymak zorunda mıyım? Amcık ruhasısın, geri zekalı seni aptal. Görmüşsün oğlum sen. Hayır hayır, ben siz böyle sabaha karşı gelmişim burada iki tane dal yarrağın sesi tonunu duymak zorunda mıyım ben burada bir hanımefendi varken? Tam siktir git o zaman Totoş. Ben niye sikiyorum? Hayır hayır, ben niye gidiyorum? Siz konuşmayabilirsiniz mesela. Ben niye gidiyorum yani? Siz konu birazcık... Gabat olduğun için olabilir mi? Olabilir. Ama ben gecenin saat 3.51'inde bir tane hanımefendi lobisi buldum diye sevinerek içeri girip selam verdiğinde iki tane odun sesi duymak zorunda değilim. Hanımefendi Mahmut abi çıkıyor. Malamı. Efendim İlayda. Gerek var mıydı şimdi? Hayır, şöyle bir şey söyleyeceğim. İlayda'nın şu ses tonunun güzelliğine bakın. Bir de sen konuş. Bedikan salağı, bir sen konuş. Anını avradığını sikerim bak. Amına kodumun ikinci seni. Tamam mı? Ağzına aldığın kelimeye dikkat et. Bak bir tane o bir tane seni siker siker domaltı, tamam mı? Amcık. Gece gece ananı avradan küfettirmeye bayılıyor mu sen? Sik kafalı. Senin anana da böyle söyleseler ya kız kardeşi varsa buna. Ha? Lan gerizi çaldı bak. Sana bir şey diyeceğim. Hani sen sabahın köründe de onun odasına girer. Her sesi duymak zorunda mı diyorsun ya? Sabahın köründe anan avradın senin küfür yemek zorunda mı? Beyinsiz. Erkekliğine seçin seni sen. Amına kodumun. Sakin ol. Anana söyle de onun odasına. Sikecek kulağını senin bütün sabah. Anana söyle de amına kodumun evladı. Tamam, kestik. Kestik. Bu sahneyi bir daha alalım. Kestik. Bu sahneyi bir daha alalım. Kestik. Kestik. Bu sahneyi bir daha alalım. Sana ben de bir daha alalım. Bu sahneyi sikeyim. Birkan. Git bir tane kısa parlamental gel. Birkan. Shut down Birkan. Teknoloji aletini de sikeyim. Onu yapan fabrikayı da sikeyim. Birkan bir dakika. O fabrikayı kuranı da sikeyim. Senin bu dünyaya gelme sebebini onun sikret. Senin ben bu dünyaya gelmene işte. Sebep olan babanı da sikeyim, tamam mı? İlayda Hanım, şimdi bu gerizekalı ses tonuyla. Ben takmadı. Şu anda onu soruyorum, tamam mı? O kondomun içinde durup çöpe gitmek varken ananın amında ne işin var senin? Amına kodumun sala. Evet, Birkan'ın performansını Birkan diyenler biri. Birkan diyenler biri. Sart diyen gerizekalılar da ikiyi tuşlayabilirler mi? İlayda Hanım, gördünüz az önce arkadaşın ses tonunu. Amına koyayım. Yani bir şu ses tonu var, bir lobiye girdiğinde... Bir ses tonu senin kulağını siksin. Şimdi sistemimi anlayabildiniz mi İlayda Hanım? Benim lobini sikeyim. Gireceğin lobiyi de sikeyim. Birkan tamam, bir dakika sus. Tamam kanka, bokunu çıkartma ya, tamam. Birazcık pipini dinlendir pipini. Boku siksin senin. Bamyanı o dinlendir 2 dakika. O bokunun ağzına girsin amcık. 2 dakika bamyanı dinlendir Birkan. Dinlenmeyeceğim. Senin sabaha kadar kulağını sikeceğim. Tamam mı? Sabaha kadar senin kulağını sikeceğim. Anladın mı? Amına kodumun malı. İlayda şımardı şımardı. Sana şov yapıyor şu an. Sen güldükçe o yapacak. Gülme İlayda buna. Sen güldükçe yapacak çünkü. Devam edecek. Gülme. Sus. Amcık şu anda benim hoşuma gidiyor. İlayda sergisini sergilesin. O kadar iyi geldiniz ki inanılmaz canım sıkındı. Teşekkür ederim arkadaşlar. İlayda bir şey söyleyeceğim. Abi işte sen şimdi... böyle bir amcıksın ben. Tamam mı? Bak sen burada bu kız var diye. Tamam mı? Kız var diye. Bak kızı nasıl tavladım ama. Kızı... Bebek haline getirmeye bayılıyorsan. Kızı tavladım. Tamam, yanında anında amcık. Birkan. Birkan kızı ben tavladım Birkan. Ağlamaya devam et. İlayda çıkalım hayatım. Amcık. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bu lobiye girdiğinde İlayda hak verdin mi şimdi bana? Bu odun seslerini mi duymak istedim ben yoksa senin sesini mi duymak için geldim? Tamam, senin kulağın tamam mı? Tamam. Seni o bademciğini sikeyim. Alo, küçük burada bir hanımefendi var, hanımefendi. Allah aşkına küçüklüğünü konuşamasın amına koyayım. Tamam mı? Birkan durdur. Ya Birkan izin vermiyor ki kanka. Böyle oyun mu oynanır amına koyayım? Bir sus da biz de konuşalım lan Birkan salağı yavşak. Senin ananı sikerim şimdi ha Birkan. Beni sinirlendirme ha kızın yanında. Git şuradan amına koyayım bir şey, çerez mere bir şeyler siktir git iki tane bira getir. İlayda Hanım, şimdi ben bir psikoloji deneyi yapıyorum. Aynı zamanda sosyoloğum ben. Yüksek lisans tezimi verdim. Sosyoloğunu sikeyim. Sosyoloğunu sikeyim. Sana o eğitimi... Lan aptal. Aptal IQ'suz. Tamam. Bari küfür ediyorsun biraz yaratıcı ol amına koyayım. Senin o elinde tuttuğun, senin onun önünde tuttuğun tüfeğin mermisi senin götüne girsin mesela bak. Böyle yaratıcılık istiyorum.
Şimdi arkadaşlar, İlayda Hanım şunu söyleyeceğim. Ben sosyolojiyle ilgileniyorum. Bekleyin, bekleyin. Dur, ne anlatıyorsun? Bekleyin mi? Vatan muhafızı. Sus amına kodumunu Hüseyin. Sen konuşma. Silah Berk. Bir dakika, bir dakika. Berk senin amına koyacağım ben. Kulağını Birkan. Sikeceğim sabaha kadar. Tamam mı? Tamam, sen bu lobiden çıkana kadar duyacağın tek ses benim sesim olacak. Amına kodumun öküzü. Şerefsiz pezemek it. Yok ya, şımardı bu ben. Amcık. Bu Birkan şımardı. Benim sabah sabah günahlara soktun. Amcık. Bana bundan sonra küfür eden orospu çocuğudur. Bundan sonra bana küfür eden orospu çocuğudur. Dur. Amına kodumun öküzü. Aha. Senin anandan büyük orospun var. Amcık. Aha, laf soktu. Senin annen kaç yaşında? Benim annemden büyük o var. Oy, ananı sikim. 2-2. Ne diyorsun amına kodum? Malı seni. Anandan büyük orospun var dedin. Senin annen yaşı daha büyük olduğu için. 2-2 oldu. Anam bana bir şeyler. Birkan diyor. Keşke ananı seni planladığımız gün amına koyayım uyuyakalsaydın Birkan. Allah kahretsin ananın da. Seni planladığımız gün yazıp çizdim ben bunu. Kağıda yazdım çizdim. Dedim ki böyle bir çocuk olsun. Şöyle olsun efendim. Korkası böyle olsun. Ya bunu ben tasarladım ya. Portakal yedim bu orospu çocuğu için. Baban ananın amına boşalmıyor. 6 ay sonra ben işte. Bu çocuğu bu piçi doğuracağım diye portakal yedim ya. Vitaminli gitsin diye. Yine olmadı yine olmadı. IQ'su 70'i geçirtemedik anasıyla. Ama anasının mallığından. Anasının mallığından. Doğuramadım mı? Doğru tabii amına koyayım. Doğuramadım mı? Mal lan bu. Doğurtamadım, anasına doğurtamadım. Hayır, sen doğuramadın mı diye. Aynen kanka, ilkokul 3 şakasına gül sen de gerizekalı. İlayda Hanım, siz ne iş yapmaktasınız biz işte bildiğiniz gibi? Ya Seyim ben sen amına koyayım, tamam mı İlayda, tamam mı? Bu Bircan'ı atalım mı, ne diyorsun o bir de? İlayda siksin. İlayda seni siksin diyor. İlayda Hanım, böyle bir şey mümkün mü? İlayda Hanım hakkın nasıl mümkün olsun oğlum? Biyolojik olarak İlayda Hanım pipisi olmayabilir. Götüne bir şey soktuktan sonra her filan şeyi sikilir yani. Sen sikişmeyi sadece götüne bir şey girmesi olarak bakıyorsan çok yanılsın. Ben biraz işin duygusal tarafındayım. Kusura bakma. Hissetme. Tamam, ağzına da soksun. Tamam, ağzına hissetmek da önemli olan. Önemli olan hissetmek. İlayda Hanım nasıl konuştum? Bu salak gerizekalı soldaki bokun aptal ne yapıyor? Bir dakika bir dakika. Soldaki bokun gerizekalı. Konuşmayı bilseydi aynı Birkancığım, senin konuşuyor. Bir dakika sus. Birkan. Bu soldaki Sarp salağına hiç kimse laf atmıyor. Onunla küfürleşen bile yok. Ona ne oluyor? Vay be. İlayda gülme şu baymunlara. Sarp adam. Adam. Sarp konuş abi. Birkan dur bir dur dur bir dur. Birkan sus ananı sikerim Birkan şimdi. Elimi tersindesin bak. Evet. Sarp sen konuş bakalım abisi. Sus amına koyayım ben Sarp. Geliyor geliyor da. Evet. Tamam ben Sarp konuş. Sus amına koyayım sen. Tamam. Ya sus Birkan sen çocuk musun nesin? Sikerim şimdi Legon'u senin abi. Efendim Sarp. Oğlum soldaki moldaki diye hitap etme sülaleni siktir. Neredeki diye hitap edeyim orospu çocuk? Konumunu mu söyleyeyim sana burada? Ha? Ver adresini. Adresimi yaz lan tamam adresimi yaz. Gelmezsen ananı sikerim ama adresimi yaz. Oğlum bak. Orospu çocuğu yeni Bosna metrobüste iniyorsun. Bir dakika bir dakika. Yeni Bosna metrobüste iniyorsun tamam mı? İndin mi? Bak ben sana bir yeni Bosna nereye gidiyoruz? Yeni Bosna'da indin mi yeni Bosna'da? Tam orada sikeceğim. Çıkıyorsun köprüye tamam, sola dönüyorsun. Yok yok. Çıkıyorsun köprüye sola dönüyorsun. Döndün mü dönmedin mi lan orospu çocuğu? Sokak mı tarif ediyorum? Açık adres vereceksin. Birkan orospu çocuğu Birkan sen anlamazsın. Birkan mı çok iyi? Mal. Ne? İlayda Birkan mı çok iyi? Orada amına koyayım. İbni. İlayda sana da ekstra teessüf ediyorum sana. Ekstra teessüf ediyorum. Tipini koy. Tipimi koyarsam burada amına koyayım gay olursun. Orospu çocuğu tipimi koyarsam. Birkan atış serbest sende. Amına koyayım ilk üçünü. Tipini Sarp senin de ananı sikerim ha Sarp. Piç kurusu Sarp. Alacağım seni. Acil. İp ne Sarp? Ya yok olsa dükkan senin. Siktir git lan Sarp piçi. Ben Sarp'a niye küfür ediyorum? Sarp'ı sikerim ha. Sen bana küfür edeceksin ben de Sarp'a küfür edeceğim. Hadi bakalım. Sarp siksin seni. Sarp beni sikerse bir dakika karıştırdın. Sarp beni sikerse ben de seni sikmek zorunda kalırım Birkan. Turu döndürdün çünkü. Şimdi Sarp sen bana küfür edeceksin ben Birkan'a saldıracağım. Birkan sen de istersen Sarp'a salla. Döngüyü bozmayın çocuklar. Ortamızda İlayda en son gözlerini açtığında kim küfür ediyorsa onunla. Berk seni de amına koyacağım. Tamam, Sarp seni de amına koyacağım. Ben seni sikeceğim bak. Sarp senin ağzını sikeceğim Sarp. Oğlum uykum kaçtı amına. Siz burada bir tane hanımefendi bulmuşsunuz. İlayda, bir kız sesi amca, duymuşsunuz. Yaz başkası gelsin bunu sıktı. İlayda sen Birkan'la arkadaş mısın? Bundan daha çok var. Bu memlekette daha çok orospu çocuğu var. Bunu gönderin başka bir orospu çocuğu gelsin. Ben çıksam bu lobideki orospu çocuğu oranı hiç azalmıyor biliyor musun Birkan? Sen çıkmadığın sürece ve Sarp burada kaldığı sürece. Aynen. Sen, abicim ben bir şey mi söyledim? Ben sabahın 5'inden amına koyayım lobiye giriyorum. Kız lobisine abi, giriyorum. Kim? İki tane dal yarran sesini duymak zorundayım ben bu lobide. Amına koydum çocuğu. Bayraktaki herkes işini gücünü bıraksın. Herkes işini gücünü bıraksın. Kedime bakın. Kedin siksin seni. Kedin siksin.
Kedini göçüne yalat. Peki ben bu gece PUBG lobisinde bir kızın numarasını almış mıyımdır? Bilin bakalım kim bu gece PUBG lobisinde biten... Alacağım numarayı zaten. Bilin bakalım ben bu gece PUBG lobisinde Birkan diye bir orospu çocuğunu sikmiş miyimdir? Ya ben seni de amına koyayım. İlayda, İlayda. Sana bir şarkı söylemek istiyorum İlayda. Borçlucu müsaade ederse tabii ki. Mevsim rüzgarları. Söyle. Ne zaman? Ha, gitarımla söylemek istiyorum ama müsaade varsa. Öyle söyle. Dinliyoruz. Gitarımla söyleyeyim mi? Olur. Ben gitarını sikeyim amına koyayım bak. Bir şey demeyeceğim yok. Yine zorluyorum beni. Bir şey söyleyeceğim. Götüne sor. Birkan küfür ettin eyvallah ama şarkıyı bölmezsen sevinirim. Bak bu bak gerçek bak elimde gitar var bak. Şarkını sikeyim bölmezsen piçim amına koyayım. Birkan bir dur çok merak ettim. Lütfen bir bana şans ver yeter ki size. Size... Senin yeteneğini sikeyim. Senin tek yeteneğin orası olmak. Çal çal sen. Sabah çal. Lobiye girdim. Sabah sikeceğim seni. Anladın mı? İlayda Hanım var orada. Gerizekalı sar benim kendi sesim. Senin götüne gitsin. Salaklarız. Ya ama bir dakika susacaksanız söyleyeyim kanka. Susmayacaksanız söylemeyeyim amına koyayım. Sesim ben amına koyayım. Osurduğum gibi. Ya bu Birkan kendini komik mi zannediyor ya? Aptal Birkan bir dakika sus amına koyayım ya. Amcık ben gülüyorum şu anda benim hoşuma gidiyor. Ya senin hoşuna her şey gidiyor. Amcık götüne şimdi sokacağım şimdi götüne ya. Bir dakika sus amına koyayım şarkı söyleyeceğim ondan sonra devam et ya. Nasıl mütleniyor ya bu orospu çocuğu? Amcık. Mütlemek de istemiyorum. Müsaade edeceğim sana. Amcık benim. Ne oldu korktu mu kızı ben tavlayacağım diye? Lan tavlayamazsın ki. Niye? Malsın. E oğlum müsaade edersen bak göreceğim yeteneklerimi göstereceğim. Ya senin yeteneğini sikeyim. Ya sen ne amına koyayım sikeyim. Aptal IQ'suz bir tane küfür öğren amcık orospu çocuğu. Ananın karnındaki pamukları sikeyim amına koyayım orospu çocuğu. Ananın karnına attırayım da pamuklar bütünlesin ondan sonra peçeteli silsin alsın temizlensin amına koyayım karısı ya. Biraz yaratıcı ol ya amını siktin niye çocuğu. Niye kendi ananı denedin? Ya sus şimdi jartiyerini yırttığımın annesinin orospu çocuğunun tangasını siktiğimin piç kurusu. Anasını ters döndürüp düz sikeceksin. Ya hadi söyleyeceksen tamam, söyle. Pardon özür dilerim İlayda. Sus seni de İlayda bak elimi ters. Hadi boş yapma şarkı söyle. Sabah lobiye girdim. Sabah sikeceğim. İlayda Hanım'ı gördüm girdim. Doğaçlama amına kodumun orospu çocuğu. İki tane piç kurusu vardı lobide aptal gibi. O beni sikti değil mi? O seni sikti. Cümle kurmayı bilmiyordu bir kan piçi. Bir kan piçi. Annesi bir orospu. Bir kan piçi. Bir kan piçi. Anam orospu. Bir kan. Bir kan piçi. Anam orospu. Bir kan piçi. Bir kan piçi. Cümle bile kuramaz gelir burada durur sonra sadece sikeyim der burada papağan gibi baksana özel şarkı yazdım ananı da böyle hep kandırdım bir kan buna bir cevap bulamazsın çünkü siktim ananı ben o evde hem de senin yatağının üstünde senin odanı tasarlarken bile siktim. Ağzından çıkartmayı hiç düşünmedim ama annem durmadı yine, durmadı yine. Orospu bir kan, orospu bir kan piçi. Sıra sana geldi bir kan dedim ama yeti Sarp sen de konuşmayı öğren biraz diye anneleriniz arkadaştı beni severdi ben de üçlü teklif ettim siz oldunuz bir gecede ikisine birden çaktım bir kan inanır mısın çok lezzetli ananın namı. Bir kan piçi, bir kan piçi, bir kan piçi, bir kan piçi.
Leyla'yda sıra. Sen de sen de biraz aptalsın yine. Bu bir kana güldüğün için 70 IQ etmezsin bile. Böyle durdun sabahları, moralin bozuk olmayı hak etmedin. Bir kanla beraber lobide birazcık sen de gerildin. Küfür duymak hoşuna gitti ama sadece tek düze. Senin böyle aklın nerede? Kapat beni gerizekalı. Senin sesin yok, duyamadım bir kanın yüzünden. Neyine güldün, bunun salak mısın sen? İlayda, mütüle kendini. İlayda, aptal mısın hala anlayamadım, mütüle kendini duyuyorum salak. Kızım sana söylüyorum, kapatsana mikrofonunu, bana sekiyor yine. Aptal mısın, aptal mısın, aptal mısın, aptal mısın? Bir kahveci, bir kahveci. Mutlu ol İlayda'yla gerizekalı. Bir kahveci, bir kahveci. Gerizekalı. Vay be. Nasıl? Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Bir şey diyeceğim. Sesini duydun mu? Beğendin mi kanka? Birkan, bir dakika, bir dakika. Beğendim. İbnelik yapacağına düzgün bir şarkı söylesen de dinlesek. Kanka doğaçlama yapayım dedim ya. Tamam, doğaçlama yap. Doğaçlama yap. Bir tane bildiğin güzel bir parça çal dinleyelim hadi. Ne çalayım? Bildiğin bir şeyi çal geçsin. Ne kafana gel. İlayda da yorum yapsın. Kanka söyle bir çal da ondan sonra yorumlar. Kanka kusura bakma da sesi bir şey söyleyeceğim. Sesi bu kadar odun olan sesi o kadar odun olan bir erkekten ben burada şarkı ya, isteği bak, kabul edemem. Ya bak ben sana ne diyorum bak. Sen odun kalası kalası odunu bir kenara bırak da bizim bir parça çal da dinleyelim hadi. Ama kanka erkek sesinde olduğun için ben bunu kabul edemiyorum işte. İlayda da gelse şarkı mesela. Tamam İlayda dinledik. Fotoş. İlayda dinledik ama. Ama o zaman İlayda istesin şarkıyı. O zaman İlayda ağzını sikeyim seni sıralarda. Peki o şekilde yorumluyorsan. İlayda Hanım siz ne dediniz? Gerizekalı İlayda Hanım. Lütfen arkadaşlarımı konuş. Bırakıyorum. Evet. Abi söyle işte bir şey ya. Hayran mısın ya? Siz neden böyle aptal aptal hareketler yapıyorsunuz İlayda Hanım? Bilmem. Nasıl bilmem? Acaba. Karşımızda bir aptal olduğu aptal için mi olabilir acaba? Mi? Seviyene düşemedik. Yok yok bak sorgulaması gerekeni yani. Sorguladı. Acaba hmm. Aptal mıyım diyor bak. Burada bir gelişme var. Burada bir gelişme aynen, var. Aynen. İlayda sen neden bu arkadaşlara gülüyorsun? Bir de arada şey diyorsun. Çok iyisin falan yapıyorsun. Çok iyi falan değil. Sadece sikerim mikerim dediği için sana komik geldi. Bu da senin IQ seviyenin düşük olduğunu gösteriyor aslında. Aynen komik geldiği için. Öyle aynen komik geldiği için. Gerizekalı sana demek ki çok iyi. Komik. Aptal yani. Komik mi Birkan? Harbi komik amına koyayım. O zaman al Birkan sana bu. Birkan sana. Ya o da senin götüne girsin. Bak sadece götüne girsin. Ne buradan İlayda da iyi diyor. Amcık senin götüne girmesi güzel bir şey. Kardeşim. Demek ki senin bir şeyin götüne girmesine gerek yok. Sarp sana hiç olmuyor. Bir dakika bir dakika Sarp. Sana hiç olmuyor kanka. Ya, sen düzgün bir adamsın Sarp. Bak sen düzgün bir adamsın. Sen bu Birkan gibi orospu çocuğu değilsin. İyi bir insan küfür etsen bu komik olmaz. Ama bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Sarp sen bak bu piç kuru orospu çocuğu, aysiyesi orospu çocuğu, alaksız orospu çocuğu, annesi kaşar, babası başka bir insan. Kim olduğu belli değil. Buna uyuyorsun Birkan'a uyuyorsun Sarp. Bu da seni orospu çocukluğuna seni teşvik ediyor. Senin de senin de altyapın var. Altyapın yok değil. Orospu çocukluğuna çok müsait bir adamsın sen de. O yüzden seni de yanına çekiyorum. Güzel yapıyorum aynen. İşte ortamın IQ yeteneği bu kadar. Keşke bak ne isterdim biliyor musun? İlayda ne isterdim biliyor musun? Onu sikeyim bunu sikeyim diyen Birkan Salağı yerine gerçekten IQ'lu, zeka seviyesi biraz yüksek olan bir insan bana laf sokabilseydi de bununla eğlenebilseydin İlayda. Benimle evlenir misin? Sen bir malsın. İlayda çıkmış arkadaşlar kusura bakmayın. Kız burada diye şey yaptım. İlayda'nın bağlantısı kesik duruyor. Kanka vallahi kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Kız artistik olsun diye attım. Kıza sağ... Kıza... Oğlum valla çıkacağım da. Kız burada diye amına koyayım 2 saattir asıyorum kes. Birkan sen niye kaç yaşındasın Birkan sen? Sana ne amına koyayım siktir git. Yok yok merak ettim ya kaç yaşında olduğunu. Kız burada diye amına koyayım şey şekil çıkıyor. Yaşımı sikeyim amına koyayım. Ya senle de ne yararak varmış kardeşim. Yaşımı sikeyim onu sikeyim bunu sikeyim. Allah Allah. İlayda geldi mi? İlayda siksin seni. Sikir git şuradan. Birkan artık. Tipine baktım tam bir dalayaraksın kanka. Geldi mi kız oğlum gelmedi geldi mi gelmedi mi? Sikir siksin seni. Amcık. Tipini sikeyim senin ya Birkan. Kız geldi mi gelmedi mi bak onu...
Abi kusura bakmayın, kız hala çevrim dışı görüyor. Gelmedi. Tamam tamam sakin ol o zaman, küfür etme. Küfür etme, kız yok, sakin ol. Abi kusura bakmayın, hakkınızı helal edin valla. Kız burada diye artistik yapıyorum. Hakkımı helal edersem orospu çocuğuma buna koyayım. Siktir git. Bir şey değişmiyor yani hayatında, hakkını helal edersen. Bunu bile anlamadın işte. Değişmiyor, ahirette hesaplaşacağız seninle. Aynı orospu çocukları devam mı diyorsun? Siktir git. Gitmiyorum oğlum, kız lobide, lobinin sahibi bu hanımefendi. Ben sabaha kadar durdum, beklerim yani bu hanımefendiyi. Bu da biraz mal ama bak. İlayda da hafif bir avellik var bak. Yanlış anlamayın. Bu gerizekalı için birbirimize sövmemize hiç gerek yoktu aslında. İşte. Mal. Birkan, ben onun için sövmedim ki. Yok sen Birkan. Kıza aşık olmuşsun. Birkan diye girdim. Ben yok, de sana ana avrana girdim. Yok yok. Sen bu kıza aşık olmuşsun. Etkilemek için sövdün. Ama ben bunu anlıyorum yani. Sıkıntı yok. Ben senin bir orospu çocuğu değilim onunla. Tamam mı? Sen de farklı bir model orospu çocuğusun ama. Sen de farklı bir orospu çocuğusun yani. Aynı model olmasa da farklı bir orospu çocukluğu var sende de. Bak gitti. Birkan gitmedi, şey gitti. Kim gitti lan? Ayamına koyayım, ben sen gittin sandım ya. Senin ananı sikmeden hiçbir yere gitmeyeceğim Birkan, bu gece buradayız. Ben senin ananı sikeceğim. Sarp hiç gitti, yeni geldi. Sarp sen nereye gidiyorsun? Beni şuna yalnız bırakma beni ya. Aa, İlayda Hanım geldi. Aferin Birkan, özrünü kabul ediyorum Birkan. Bir daha da yapmazsan sevinirim o zaman. Kız gelince artık sik yapma. Özür dilediysem siksin lan beni, siktir bir şuna orospu çocuğu. İlayda sen yokken bunlar benden özür diledi, ben de kabul ettim. Bir daha da artistik yapmayacaklar, abi çektiler. Haberin olsun gerizekalı İlayda. Bu kadar yavşak. Abi de dediysen var ya, cümlelerle benim ağzım. Abi dedi bana abi. Ben de kardeşim dedim, kardeşim. Gerizekalı İlayda, mikrofonu kapalı konuşuyorsan eğer. Kardeşin olacağıma giden köpek olurum daha iyi. İlayda, İlayda ne dedi biraz önce biliyor musun? Slayback. Kız çıkmış lan arkadaşlar. Sarp sana yakışmıyor kanka. Sarp onlar... Sarp kusura bakma ya, Sarp sana yakışmıyor kanka. Sen düzgün bir adamsın Sarp, yapma hayır. Sarp. Sana yakışmıyor Sarp bunlar. Bir kız için dedi, ben de birilerinin kalbini kırar mıyım kardeşlerim, kusura bakmayın dedi. Dediler bunlar bana İlayda. Bunlar böyle deyince ben de dedim ki ulan dedim, nasıl orospu çocuğusun Birkan sen dedim. Yine gittim Birkan'a orospu çocuğu dedim orada. Nasıl bir orospu çocuğusun Birkan sen? Abi böyle bir orospu çocuğum ne yapayım dedi. Bazen dedi orospuluk daha dedi, bazen dedi mecburiyettir ama dedi. Orospu çocukluğu tamamen hobi dedi alkışlarla. Radyo eksendeydik. Şimdi sıradaki şarkı İzel Çelik Ercan'dan geliyor. İlayda'nın gerizekalılığına gelsin o zaman. Hep beraber hazır mıyız? İlayda, Allah'ını peygamberini seviyorsan şu orospu çocuğunun şu takımdan atıldığını görmek istiyorum ben. Göremeyeceksin tamam kardeşim. İlayda'yı ben eğlendiriyorum. Sen değil. Aptal. Ben çıkarsam sen ne yapacaksın burada? Aptal. Dikik. Aptal. Tipsiz amcık, aptal. Sen gidersin başkası gelir. Sen niye bu lobidesin? Sen niye bu lobidesin? Tipsiz suratsız piç. Pembe süz yani. Aptal amcık, tipsiz. Amcık. Aptal. İlayda gerizekalısı. Bak İlayda'yı gerizekalı diyebiliyorum ben. Çünkü özgüvenim çok yüksek. Gerizekalı İlayda. Sesim geliyor mu? Geliyorsa bir hareket çek. Sen özgüvenini sikeyim mi? Senin ağzını nokta nokta demiş. Birkan sana demiş. Senin ağzını sikerler Birkan demiş. Nerede demiş? Aptal İlayda. Mikrofonunu aç. Aptal İlayda. Kahpe Birkan diyor yine sana. Kahpe orospu çocuğu yazmış Birkan sana. Bu seni tanıyor herhalde İlayda. Amcık orada uyuyor. İlayda'nın Birkan'ı sen realden mi tanıyorsun? Nasıl kahpe orospu çocuğu olduğunu bildin? Seni tanıdılar Birkan. Sen yavaştan uzağa. Real Madrid'den tanıyor Real Madrid. Sarp sen de şaka yapmak istiyorsun. Ben seni çok güzel anlıyorum da gerçekten. Bak sen de şaka yapmak istiyorsun. Seni de anlıyorum. Hadi yap gülelim amına koyayım. Kendimi zorlayayım tamam, güleyim. Tamam. Tamam ya tamam. Real Sociedad'dan tanısın tamam. Bak şaka geç. Ya anlayamıyorum ki şakayı amına koyayım. Sen neyin şakasını yaptın ya? Tamam lan. Sen balsın çünkü onları anlamıyorsun. Lan amına koyduğum çocuğu sen kaç yaşındasın? Baba tamam ya. Oğlum sesinin kartlığına baksana. En az bir 28-29 var. Baba tamam kapatıyorum. Yatar mısın? Kart horoz tamam. Gibi bağırıyor değil mi? Ya tamam kapatacağım. Kapat kapımı. Babacığım. Babası siksin. İnşallah sesimi duyuyordur. Demin ne diyordu? Birkan demin ne diyordu? Baban söyle anneni siktiğini söyle. Babana anneni siktiğini söyle. Hadi ya artık yapacağım diye size küfür ettim. Babana anneni siktiğini söyle. Arkadaşlarım. Arkadaşın değilim senin. Orospu çocuğu. Baba tamam gel bak. Niye bu orospu çocuklarıyla oynuyorsun? He orospu çocuklarıyla niye oyun oynuyorsun? Baba. Tamam arkadaşlarım orospu çocuğu deme. Nereden bildin arkadaşlarım orospu çocuğu? Oğlum yemin ediyorum. Bunlar orospu çocuğu belli. Belli Birkan kim Birkan? Onun ben anasını sikmiştim zamanında bu Birkan. Nasıl tiyatrom? He? Orospu çocuğu Birkan. Sen gerçek hayatında ne yapıyorsun çok merak ediyorum. Sarp ben gerçek hayatımda ne yapıyorum biliyor musun? Günde 50 lira bütçem var. Günde 50 lirayla... Hiçbir şey yapmıyorsun o belli de yani. Evet hiçbir şey yapmıyorum. Günde 50 liram var. Oturuyorum oyun oynuyorum bütün gece. Bu aptal İlayda. Bak bu gerizekalı İlayda lobinin sahibi aptal var ya bir tane kız. O İlayda neden konuşmuyor bu güzel hanımefendi? Gülüşünü sikeyim senin ben. İlayda güldü ama
bu esnada. Demek ki Serp İlayda küfür etti. Evet, Serp 1-0. İlayda Hanım'a küfür etmenden dolayı seni kınıyorum Serp. Sen kaç yaşındasın Serp? Kaç gibi duruyor. Senin İngilizcen var mı Serp? Onu bana bir söyle. How are you? İngilizcem yok. Cahil orası çocuğu. Sen buralara Amerika'da niye giriyorsun? Amerika'da yaşıyorum ben. Gerizekalı. Nerede yaşıyorsun? Amerika'da yaşıyorum. Ya siktir git abone koyayım. Götünden uydurma ya. Hangi eyalettesin pardon? Amca sen burada yarım saattir götünden elementler uyduruyor. Biz bir şey diyoruz mu? Uzaylılar ilk. Bak uzaylılar inşallah gelir. Birkan seni sikerler ilk. İlk sana yönlendireceğim. Serp sen hangi eyalette yaşıyorsun? Ya uzaylı siksin seni amına koyayım. Beverly Hills'ta yaşıyorum. Ben de amına koyayım Hollywood'da. Ki oradayım. Hollywood yazısının altında yatıyorum şu anda. Amcık orospu çocuğu seni. Yalan atmak bedava zaten. Tamam, orası da Hollywood'da. Bir şey söyleyeceğim. Bir tane İngilizce kelime söyle inanayım. Niye seni inandırayım? Beni inandırmak zorundasın. Allah Allah. Eyalet dedim. Beverly Hills dedin amına koyayım. Orası şehir. Amcık orospu cahil, piç, suratsız. Bunları birleştir kendine güzel bir küfür yarat. Orospu, ananı, piç kurusu, sikiyim, göt veren. Bunların hepsini bir toparla. En çok kelimeyi kullanarak kendisine küfür oluşturana bir sürprizim var. Onu söylemeyeceğim ama sürpriz en son. Evet önce Birkan'ı dinleyelim. Sende o beyin yok değil mi? O toparlama işi yapamıyorsun değil mi Hüseyin beyni? Kelimeleri sana verdim. Sala. Senin fantezi dünyana bıraktım gerisini de. Senin ben yapacağın kelimeyi sikeyim. Dedi yetersiz. Sarp Sala sen şimdi kelimeleri al. Doğaçlama şarkı yazdım. Orospu çocuğu daha nasıl bir kelime yapabilirim sana? Bu saatte senin gibi tipsiz bir piç kurusunda doğaçlama şarkıyı kim yazar amına koyayım? Niye lobi sessizleşti? Piçim! Bu lobiden çıkarsan piçim! Neyse Birkan ben kaçıyorum kardeşim yatacağım. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. Bak kız gitti amına koyayım. Kız gitti. Birkan da sustu amına. Kız burada gerizekalı. Heh İlayda Hanım. İki tane gerizekalı da gitti. Bir mikrofonunuzu açar mısınız? İlayda Hanım. İlayda Hanım. Beni ekleyin. Kazandık İlayda Hanım ben kazandım. Finale kaldım. Beni eklesene tavuk döner ısmarlayayım. İlayda ben kazandım bu arada. Helal. Ne zaman senle... Ne zaman İskender yiyoruz? Nerede? Bursa'da yemeğe ne dersin? Uyar bana. Ne taraf tutuyorsun? Bursa'da değilim ama gelirim ya. Sen iste yeter ki. Beni ekliyor musun? Çok ciddiydim şu anda. Ekleyeyim. Aptal arkadaşım. Ekle bakalım aptal arkadaşım benim. YouTube'dan izleyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Senin ağzını burnunu ıstırırım. Yerim. Abone ol butonuna basmayı unuttuğun için şu an hatırlatıcı gibi düşün beni. Sana bunu hatırlatmak istiyorum. Şu an her şeyi bırak bir kenara. Kanalı beğen ve abone olma tuşuna bas. Ve like atmayı da unutma. Oyna bakayım.